الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biz sohbetlerimizin saat sürecini 3000 saat üzerinde diye değerlendiriyorduk. Bugün yaptığımız son değerlendirme, bugüne kadarki bilgisayardaki sohbetlerimizin toplam saatinin 5000'i aştığını ifade ediyor. Sizlerle 5000 saatten daha fazla bir zaman sadece bilgisayarda bu sohbetleri yapmaya başladığımızdan sonra birlikte olmuşuz. Bazı sohbetler, mesela konferanslar 2 saat ve bu konferansların suallerinin cevapları da en az 2 saat. Demek ki her konferans ortalama ya da en az 4 saatten oluşuyor. Konferanslara baktığımız zaman bugüne kadarki konferans sayısı 30 olunca aslında bunun anlamı 120 saat. Ama biz bunu 30 saat olarak almışız. Sorular ve cevaplar, 965 tane sual ve cevap faslı yapmışız. Bunların bir kısmı 3 saatlik. Bir kısmı 2 saatlik. Son zamanlarda da bunları birer saate indirdik. Ama bu 965 tane sorular ve cevabın neticesi 1500'e kadar ulaşıyor. Tasavvuf konuları ve kavramları 828 adet olmuş. Bir kısmı bir saat, bir kısmı daha fazla. Üniversite derslerine gelince bunların toplamı 2732 saat. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugüne kadar bir gayretin, bunca yıllık alın terinin, gayretin sonucu netice itibariyle 5000 saati aşan bir beraberlik. Yani bir insanın din konusunda tereddüt ettiği, merak ettiği ne varsa bize ulaşan her sorunun cevabını inşallah orada verdik. Şu anda da Vel Asr suresini inşallah sizlere ikinci bölüm olarak anlatıyoruz. Birinci bölümde üçüncü basamaktan ya da birinci basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesim anlatıldı. Şimdi de sekizinci basamaktan 14. basamağa kadar, yani nefs tezkiyesinin başlayacağı noktaya kadar olan bölümdeyiz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herhalde benim gözlerim bozuldu. Gözlüksüz daha iyi görebilmeye başladım. İhtiyarlık sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi Allah'ın yolunda kucattığı için, Allah'ın yolunda bu beyaz sakallara, beyaz saçlara sahip olduğumuz için, ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hep kalbimiz huzurlu dolu, 28 seneden beri sizlere Allah'ın bize öğrettiklerini açıklıyoruz. Bizi korkunç bir mutluluğa ulaştırıyor bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse 8. basamaktan itibaren başlıyoruz. Vel Asr suresi. Ne var 8. basamakta? Ne olmuştu? Kişinin gören, işiten ve idrak eden birisi olması söz konusu olmuştu. Ve bütün günahlarının örtülmesi söz konusu olmuştu. Böylece kişinin sevapları günahlarından fazla oldu. Ve bu kişi 1. kat cennetin sahibi oldu. O noktada Vel Asr suresinin 1. bölümü, Amin olma bölümü tamamlandı. Şimdi 2. safhasındayız. 8. basamaktan 14. basamağa kadar olan bölüm. 7 basamak. 8. basamakta ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavin suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Yehdi kalbehu, kalbine hidayet oluruz. Kalbine hidayet ederiz. Kalbine ulaşırız. Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala diyordu ki o kişinin kalbiyle kendi arasına gireriz diyordu. İşte burada da Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Muradı ne? Niçin ulaşıyor kalbimize? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmak için ulaşıyor. Niçin ulaşıyor kalbimize? Kalbimizin Allah'a çevrilmesi için ulaşıyor. Kalbimizi Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kendisine çeviriyor. Göklere çeviriyor. İşte Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Çorak toprakların yağmura huşu duyduğu gibi diyor Allah Teala. Kim öyle bir huşunun sahibi olursa o huşu sahiplerinin gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor Allah Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Rahman'ı, Allah'ı görmemişler. Gaybde huşu duyuyorlar. Allah'tan daha bir işaret almamışlar. Mesela cezbe almamışlar. Tahkiki imanları ya daha sıfır. Gaybi imandalar. Gaybde Rahman'a huşu duyuyorlar. Ama bunlar ne olmuş? Bunlar cennetin 1. katını almışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler, 7 tane furkan almışlar ve küfürden, cehennemden, dalaletten, şirkten, bütün negatif faktörlerden kurtulmuşlar, mümin olmuşlar, takva sahibi olmuşlar, cehennemden de kurtulmuşlar. 1. kat cennetin sahibi olmuşlar. Şimdi 2. kat cennetin sahibi olmak üzere harekete geçen bir kişinin durumuna bakıyoruz beraberce. Kişinin kalbini Allah kendisine çeviriyor.
Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki, Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi kendisine milaki kılmayı dilerse, Allah diyor, onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir yol, bir nur yolu açar. Öyleyse فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde يَشْرَحْ صَدْرَهُ onun göğsünü şerh eder, yarar lil-İslami teslim için, İslam olması için ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederek İslam olması için, Allah'a teslim olması için. Böylece kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden yapıyor bunu? O kişi zikir yapacak, Allah'ın katından gelen nurlar göğsüne gelecek, oradaki yarıktan geçerek kalbe ulaşacaklar. Daha ötede Allah Teala kalbe iman kelimesini yazacak ve iman kelimesinin etrafında nurlar toplanmaya başlayacaklar. Bu o konunun ilk adımı. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın gönderdiği nurlardan öncü kuvvetlerin, yani rahmet nurlarının kalbe %2 oranında girip yerleşmesi için böyle bir olay tahakkuk ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah Teala kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor, bir nur yolu açıyor. Allah'ın katından gelen nurların, rahmetle fazl nurlarının o kişinin göğsüne, göğsünden de bu yarıktan geçerek kalbine ulaşmasını temin için. Ve ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine zikir yaptığı zaman nur göndermeye başlıyor. Zikir, Kur'an'ın en büyük ibadetidir. Allah-u Teala hem zikri, hem çok zikri, hem de daimi zikri farz kılmıştır. Evvela bir büyük hakikati gözler önüne serelim. Serelim ki gerçekler anlaşılsın. İslam'ın bugün tatbik edilmekte olan 32 farzında da 54 farzında da zikir yok. Yani İslam tatbikatından zikri bilinmeyen eller kaldırmış. Peki zikir farz mı? Elbette farz. Zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz. Ve farzların arasında zikir yok. Sevgili kardeşlerim, şeytanın İslam'ın başına nasıl bir çorap ördüğünün farkında mısınız? İşte din alimlerine sormaz mıyız? Bunun sorumluluğunu hiç duymuyor musunuz? Zikir farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskür ismi Rabbike ve tevettelilehi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Rabbimizin ismi Allah, El İlah. Allah'ın ismiyle, Rabbimizin ismiyle zikretmek mecburiyetindeyiz.
ve zikir farz. Zikret diyor Allah Teala, açık ve kesin bir emir. Kur'an'da hangi konu açık ve kesin bir emirle emredilmişse o bir farz hüküm doğurur. Zikir farzdır. O kadar mı? Hayır, çok zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani her 24 saatlik zaman parçasının 12 saatinden daha fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. O kadar mı? Hayır. O kadar da değil. Daimi zikirde farz. İşte Nisa suresi, Ali İmran suresi 103. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki, Nisa 103, affedersiniz. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. O korku halinden kurtulduğunuz an yeskürallâhe kıyamen kuhuden feskürallâhe kıyamen kuhuden ve alâ cunubihim. Öyleyse o zaman, yani o andan itibaren ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Bir insan sadece üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ayaktadır, oturuyordur ve yatıyordur. Veya yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmemiz Kur'an-ı Kerim'de kesin bir emirdir. Ve buna rağmen zikir farzların arasında yok. Düşünebiliyor musunuz şeytanın insanların başına ördüğü o korkunç çorabı, düşürdüğü tuzağı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an farz kılsın ve İslam'ın bugünkü tatbikatındaki farzlar arasında zikir bulunmasın. Üstelik de zikir en önemli ibadet. Allah Teala diyor ki, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde utlu uhiye ileke minel Kur'an'ı, sana Kur'an'dan okuduğum şeyleri onlara tilavet et, oku, anlat. Utlu uhiye ileke minel kitabin, sana kitaptan vahyettiğim şeyleri onlara oku, anlat. Ve kumus salat, ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz, yani senin namazın, münkerde mefhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Daha büyüktür. Yani diğer ikisinden bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden, bir zikir olan namazdan, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, 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 Allah diye zikretmek, tekrar etmek, Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür diyor. Yani Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir, zikrullah da bir zikirdir. Bu üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Namaz dinin direği diyebiliyorduk gene öyle. Ama o direğin etrafındaki çadır o zikirdir. Ve direk tek başına, eğer etrafında bir çadır yoksa, yağmurdan koruyacak olan bir sistem yoksa, direk tek başına bir şey ifade etmez.
sevgili kardeşlerim, bugüne kadar bize söyleyenlerin hepsini tetkik ettiğimiz zaman birçoğunun ne kadar büyük yanlışlıklarla mağlul olduğunu, yerlerine asla oturmadığını tespit ettik. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Bu noktada zikir önemli bir fonksiyonel faktör olarak çıkıyor karşımıza. Zikir, Allah'ın ismini, zikrullah, Allah'ın ismini tekrar etmek. Ve göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala nur yolunu açmış. Bundan sonra zikre başlıyoruz. Allah, 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 Allah. Ne oluyor acaba? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, bütün bu değişiklikler bizde vücut bulduğu için, zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzden o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle faz nurları. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani kalbinize ulaşamasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi teskiye edemezdiniz. Öyleyse bu ayet-i kerime gereğince rahmet ve fazl nurları zikrimize paralel olarak Allah'ın katından geliyor. Rahmet nurları taşıyıcıdır ve sadece %2 fonksiyoneldir. Yani başlangıçta gelen nurların nefsimizin kalbinde işgal edebilecekleri yer, toplamı %100 kabul ederseniz nefsinizin kalbinin toplamını, sadece %2'dir. Hani öncü kuvvetler vardır, onlar gelirler, ileri karakolları teşkil ederler, sonra yerlerini bırakırlar, yine orada kalırlar ama asıl ordu gelmiş ve işgali tamamlamıştır. İşte işgali tamamlayacak olan %98 nur, fazl nurudur. %2 nur da rahmet nurudur. Böylece %100 rahmet, %100 nur oluşur. %98'i rahmet, %2'si, tam tersini söyledik, affedersiniz. %2'si rahmet, %99'u fazl olmak üzere nefsinizin kalbinde neticede daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur oluşur. Nefsinizin kalbi tamamen nurlardan ibaret olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği her şey, her verdiği emir sadece bizim mutlu olmamız içindir. Yani ne olur nefsimizin kalbi fazıllarla dolarsa, biz ruhumuzun hasletlerinin eşidi olan fazıları nefsimizin kalbine yerleştirdiğimiz zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuruz neticede. Bu ise mutluluğun bütünüdür. Çünkü bizi iç dünyamızda mutsuz kılan şey, nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri arasındaki savaştır. Başlangıç noktasında nefsimiz %100 afetlerle doludur, ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. Ve denge üzerine bir hayata başlarız. Nefsimizin %100'ü afet doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen azgın bir nefs. Bütün insanlarda başlangıçta olay budur. Nefs
Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar nefsin afetleri, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruh da tamamen tersine muhtevasındaki hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezler. Peki bu ne oluşturur? Bu şunu oluşturur sevgili kardeşlerim. Bu noktada o kişinin kalbinde devamlı bir kavga vardır, çatışma vardır. Nefs ve ruh birbirine zıt faktörler olarak, yani ruhun istediğini nefs istemez. Ruh Allah'ın emirlerine itaat etmek ister, nefs isyan etmek ister. Ruh Allah'ın yasaklarını işlemek ister, nefs de Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse ruhun dizaynı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek, nefsin dizaynı Allah'ın bütün emirlerini isyan etmek, yerine getirmemek, yasaklarını işlemeye çalışmak. İki faktör, birisi şeytanın dileklerine tamamen uygun formda yaratılmış, diğeri Allah'ın bütün taleplerine uygun formda yaratılmış. Ve bu iki faktör birbirine tamamen zıt hüviyette olduğu için iç dünyamızda devamlı bir diyalektik kavga var. Bu sebeple bütün insanlar doğuşlarından itibaren mutsuzdurlar. Mutluluğu yakaladıkları noktaya kadar oraya da adım adım ulaşacaklardır. İşte nefsimizin kalbinde başlangıçta %100 afetler varken Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman diyorum, mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. O noktaya kadar ruhumuz nefsimizle devamlı bir kavgayı sürdürecektir. İşte nefsimizin kalbine Allah'ın güzellikleri gelip yerleşmeye başladıkça kavgada o oranda bir azalma söz konusu olacaktır. Nefsimizin kalbine ilk giren %2 rahmet nurudur. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize açılan yol, 11. basamakta zikrimizle birlikte nefsimizin kalbine rahmet nurlarını yerleştirir, yerleştirmeye başlar. Nefsimizin kalbine rahmet nurları girmeye başlar. Burası kalbimize Allah'ın nurlarının girmesinin başlangıç noktasıdır. 11. basamak. Zikirle birlikte nefsimizin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlar. Nefsimizin kalbine ulaşan bu %2 rahmet nuru, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Hiç göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur ulaştırdığımız kişinin durumuyla kalbi zikirsizlikten kararmış olan, kasiyet bağlamış olan ve sertleşmiş olan kişinin durumu bir olur mu? Diyor Allah Teala. Göğsünü yararak kalbine nur gönderdiğimiz kişi diyor Zümer 22'de. Burada kişinin göğsünün bir evvelki basamakta yarıldığını gördük. Allah'ın nurları gelsin diye. Kalbine gelen nur, rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor 11. basamakta. Ve bu giren rahmet nur öncü kuvvetleridir
o kişinin kalbini ileride %100 kaplayacak olan nurların ilk ileri karakoludur. Öncü nurlar, rahmet nurları, bu sebeple miktarları %2 geçmez. Ama yerleşim onlarla başlar. Ve kişinin kalbinde bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi bir sonraki basamağa geçer, 12. basamağa geçer. Hadis suresinin 12. 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte huşunun oluşabilmesi, o kişinin kalbinde %2 rahmetin tamamlanmasıyla mümkün. Geri kalan nur girişi, fazlın kalbe girip kalpte kalıcı olması bu aşamada mümkün değildir. Çünkü henüz kişinin kalbine fazılları kalpte tutacak olan iman kelimesi yazılmamıştır. Bu yazılım ancak kişinin mürşide ulaşmasıyla mümkündür. Ve huşu sahibi olan bir kişi var artık. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi içinse Allah Teala bir imkan hazırlamış. Huşu sahiplerinin mürşitlerini Allah'tan sormaları halinde Allah Teala'nın onlara mürşitlerini göstereceğini beyan ediyor Allah Teala. Burada çok önemli bir konuya giriyoruz sevgili kardeşlerim. Mürşit farz mıdır konusu? Mürşit farzdır. Nereden biliyoruz mürşidin farz olmasını? Allah Teala Fatiha suresiyle olaya giriyor. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Allah'a hitap ediyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Yani Allah'a ulaşmayı dileriz. Dilediğimiz anda Allah'a kul olduk. Sonra kulluğumuz kademe kademe artacaktır. Ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel mustakîm. Sıratel lezîne enamte aleyhim. Biz Allah-u Teala'ya yalnız sana kul oluruz dedikten sonra bir şey daha söylüyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. İstihane nedir? İstihane Allah'tan mürşidin kimliğini istememizdir. Bizim mürşidimiz kim diye Allah'a sormamızdır. Sadece Allah'tan bunun cevabını alabiliriz. Sadece Allah bize bunun cevabını verebilir. Allah-u Teala diyor ki, Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, Alallahu kastus sebili. Sebilin tayini ve tespiti sadece Allah'ın üzerinedir. Allah'ın vazife edindiği bir husustur diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktaya dikkatle bakın. Her mürşidin bulunduğu noktada, onun bulunduğu dergahın,
ana dergaha bağlandığı bir sebil mevcuttur. Bu sebil bu gözlerle görünmeyen bir manevi yoldur ve yere paralel olarak bütün mürşitlerin dergahlarından devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır sebiller. Sebillerin tespitinin Allah'a ait olması, mürşitlerin tespitinin Allah'a ait olması manasını taşır. Ve bütün sahabe mürşide tabi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Yani tabi olmalarını garanti ediyor Allah Teala. Hepsi tabi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim bunu dizayn olarak veriyor bize bir ispat vasıtası olarak. Yetmez. Mümtehine suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, sana gelen o mümin kadınlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyen kadınlar, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ki tabi olsunlar. Sen onlardan sana itaat edeceklerine dair ve daha başka konularda söz alarak onları da tabi kıl. Onların da sana tabi olmasını mümkün kıl. Onları da biat ettir." Ve ondan sonra kadınların da aynı usulle el öpmek suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Vel Asr suresinin bu bölümünde, yani 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen döneminde, bölümünde, 14. basamakta gerçekleşen tabiyet olayını bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hanımlar da tabi olmuşlar. Öyleyse Allah Teala'nın mürşide ulaşmayı farz kılması söz konusu mu sualinin cevabını gelin beraberce arayalım. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde: "Ya eyyühellezine amintekullâhe vebtegu ileyhi vesilete." Ey amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani bu takva sahibi olmuş demektir kişi. Ve takva sahibi ol diyor. Bir defa daha takva sahibi ol, ikinci takvanın sahibi ol diyor. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi iptiga et, iste diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi iste diyor Allah Teala. Peki bu kişi kim? Bu kişinin kimliğini kimden sorabiliriz? Fatiha suresi cevap veriyor: "İyyâke nestaîn." Yalnız senden istihane isteriz. Öyleyse sadece Allah'tan sorabiliriz. Önce irşat makamına ulaşmak, mürşide tabi olmak farz mı? Farz olduğu bu ayetler muacesinde kesin. Allah'tan sor diyor Allah Teala ve tabi ol diyor. İrşat makamının tayini, sebillerin tayini sadece Allah'a aittir diyor. Allah'tan başka
kimse bilmez diyor ve Allah'tan iptiga et diyor, iste diyor. Öyleyse yalnız Allah'tan soracağımıza göre, yalnız senden isteyen isteriz dediğimize göre, Allah da iptiga et, iste dediğine göre yalnız Allah'tan sormamız söz konusu. Öyleyse ayet-i kerimenin devamına bakalım. Fatiha'da sıratellezine böylece, yani senden istihane istediğimiz zaman, istihaneyi sana sorduğumuz zaman bize mürşidimizi göstereceksin. Biz o mürşide ulaştığımız zaman başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelecek. Ve ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşacak. Ve o sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, yani başların üzerinde nimet bulunanların yoludur diyor Allah Teala. Bakınız, her şey dört dörtlük nasıl yer yerine oturuyor. Bize düşen Allah Teala'ya hacet namazını kılıp mürşidimizi sormak ve ona hangi mürşit bizim için uygun görünmüşse ona tabi olmak. Öyleyse mürşit seçimi hiç kimsenin elinde değildir. Biz de Allah-u Teala'dan sorarak mürşidimize tabi olduk. Herkes aynı şeyi yapar. Allah ona mürşidini söyler, gösterir. Kişi de gider mürşidine ulaşır. İşte buradaki muhtevaya bakın. Peki ama tamam, yalnız Allah'tan istenebiliyor. Evet, Allah'tan başka kimsenin istihane istenemez. Evet, Allah-u Teala Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Bir evvelki ayet-i kerimede Fatiha'da Allah'tan isteneceğine göre istihane, Allah'tan başka kimseden istenemeyeceğine göre Allah'tan isteyeceğimiz kesin. Ama istemek üzerimize farz. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaşmaya, sizi ulaştırmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala. Ve Fatiha suresine göre Allah'tan istememiz lazım. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesine göre de Allah'tan istememiz lazım. Çünkü gene orada Allah Teala diyor ki sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi sadece Allah'ın üzerinedir. Sadece Allah'ın işidir. Öyleyse nasıl isteyeceğiz? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerindedir. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun." Sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin, Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde mutlak olarak inanırlar ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine de gene kesin şekilde inanırlar. Öyleyse şimdi muhtevayı açıklığa kavuşturalım. Ne diyor Allah Teala? Bir, sabırla isteyeceksiniz. İki, hacet namazı kılarak isteyeceksiniz. Üç, Allah'tan isteyeceksiniz. Ama bu zor bir iştir. Yani kişi ister 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 Allah Teala ona mürşidini göstermez. Kime gösterir? Kime göstermez? Bu zor bir iştir dediği kişiye göstermez. Ama eğer kişi huşuya ulaşmışsa o zaman ona gösterir Allah Teala. İşte 13. basamaktaki huşuya ulaşma işlemi kişinin daha evvelki huşusuna, yani kalbinin Allah'a döndürülmesini sağlayan huşu noktasından, ki orası 9. basamaktı,
kalbi Allah'a döndürülmüştü, huşu, gaybde Rahman'a huşu duyduğu için, o huşu değil, buradaki huşu, 13. basamaktaki huşu, kişinin Allah'a mülaki olacağına dair kesin inanca ulaştığı noktadaki huşu, o zaman hacet namazını kılan kişiye Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, onun hiçbir zaman mürşidini görmesi mümkün değildir. Kime giderse gitsin, devrin imamına da tabi olsa, o kişi tabi olmuş olmaz. Tabi olmuş sayılmaz. Tabiyeti Allah Teala tarafından kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a mülaki olacaklarından emin olanlardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklarına inananlardır. Onlar huşu sahipleridir. Kim huşu sahibi olmuşsa Allah Teala ona mutlaka mürşidini göstereceğini garanti ediyor Bakara 45 ve 46 ile. Sadece huşu sahiplerine gösteririm diyor. Benden istihane isteyenlerden sadece huşu sahipleri benden cevap alabilirler diyor. Huşu sahiplerinin özelliği ise Bakara 46'da net olarak veriliyor. O kişi Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişidir. Öyleyse bu kişinin 3 özelliği var. 1. Allah'a inanıyor. 2. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. 3. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Bu farz 3 ayrı bölüm oluşturur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyeti. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmanın farziyeti. 3. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin de Allah'a teslim edilmesinin farziyeti. 3 ayrı cephe oluşturur buradaki ayetler. Öyleyse bu noktada bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmak üzeredir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunlar gerçekleşmiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve böyle bir huşunun sahibi olan kişi mürşidini görmeye hak kazanmıştır. Allah Teala mürşidini gösterir. Kişi Allah'a zaten ulaşabileceği bir yerdedir. Gider mürşidine tabi olur. Bu tabiyet Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Arşı tutan melekler de oradadır. Onların etrafındaki kişi de devrin imamı da oradadır. Ve onlar konuşur diyor. Ve sevap söyler. Yani kişinin günahlarının sevaba çevrildiğini söylerler. Burada ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kim böyle bir noktaya ulaşmış da mürşidine tabi olmuşsa, ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar, o zaman Allah Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderiliyor. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Ve bu ruh, o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmekle görevlidir. Yani sen vücuttan ayrıl, Allah'a doğru yola çık, Allah'a ulaşma zamanın, Allah'a mülaki olma günün geldi.
Kim bu insan? Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi. Ona söylüyor devrin imamının ruhu ve ruh vücudu terk ediyor. Allah'a ulaşmak üzere. Öyleyse birinci işlem kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Mücadele Et suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. O kişi imanı artan bir mümin oluyor. İkinci işlem devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gidip yerleşiyor. Ve devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki senin vücudu terk etmen söz konusu. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üç oldu. Nasıl? Hangi ayet-i kerime gereğince? Nebi 38'den bir sonraki ayet-i kerime gereğince Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittâze ilâ rabbihî meâba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. Yani böyle bir müessesenin tahakkuk ettiği tabiyet günü hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişiye Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Vücuttan ayrılan ruh önce ait olduğu mürşidin dergahına gider, oradan ana dergaha ulaşır. Ve burada bitmiyor. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. O kişi zikir yapar ve o kişinin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla değil sadece, Allah'ın rahmetiyle salavatı da gelmeye başlar. İşte Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Allah içiniz. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Hangi ayetle paralel? Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesiyle paralel. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Burada da ne diyorlar? Biz mutlaka Allah'a geri döneceğiz, Allah'a ulaşacağız. Kesin şekilde inanıyorlar. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir ve onlar hidayete erecek olanların ta kendileridir. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanların ta kendileridir diyor. İşte burada kişinin ruhu vücudunu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının dergahına ulaşıyor. Burası yolun başlangıç noktası. Ve Allah-u Teala o kişinin nefs tezkiyesi yapmasını böylece sağlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah, 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 Allah diye. Bu zikir Allah'ın katından Rahmet ve Fazl isimli iki nur ulaştırıyordu. Şimdi rahmetle fazlın dışında rahmetle salavat da ulaştırıyor. Dört nur. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, ihtas ettiklerini Kur'an'a ve onun içindeki kelimelere benzer şekilde, yani zarfla mazrufa benzer şekilde ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği şeyler Allah'ın nurları. Bu nurlar o kişinin kalbini ürpertir ve derisini de ürpertir diyor Allah Teala ve kişi böylece zikir yapmak suretiyle hidayete erer diyor Allah Teala. Kalbine gelen nurlar kalbi nurlandırır ve temizler ve kişi hidayete erer diyor. Öyleyse kişinin kalbine gelen nurlar, o kalbe gelince ne olur? Ne geliyor şimdi? Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları geliyor. Bu nurlardan salavat nurları kalpte sadece bir dizayn olarak indirilmiştir. Karanlıkların
engel olmasına mani olacaktır sadece. Önemli olan fazıl nurudur. Fazıl nurunun manyetik alanı kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanıyla terstir. Yani birisi pozitif, diğeri negatif kutbu oluşturur. Mıknatısın iki kutbundan en kutbunu birisi, es kutbunu birisi oluşturur. Birbirlerini çekerler ve iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlar. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefs tezkiyesi burada başlar. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan şey nefs tezkiyesidir. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, 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 Allah diye zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak müessesenin nefs tezkiyesi olduğu kesin olarak ifade ediliyor. Ve nefs tezkiyesi yoluyla ruhun Allah'a ulaşacağı ise Allah Teala tarafından şöyle ifade ediliyor. Deniyor ki kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Çünkü Allah'a nefs yemin vermiştir tezkiye ve tasfiye olacağına dair ve ruhu Allah'a ulaşır. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması ancak zikirle mümkün. İki ayet-i kerime gelince, hem Fatır 18 gelince hem de demin söylediğimiz ayet-i kerime gelince, yani Müzemmil 8 gelince. Öyleyse kişi Allah-u Teala'nın zikriyle zikir yapmaya başlar. Kalbine gelen rahmet fazl ve rahmet salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Bundan sonraki her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Ama bu sohbetimizdeki ikinci aşama burada tamamlanıyor. Ve burada Allah-u Teala'nın başka nimetleri de var kişiye verdiği. O kişinin o güne kadar 1'e 10 aldığı muhtevaya Allah-u Teala o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltecektir. Allah-u Teala bu hususu açık bir şekilde dile getiriyor. Bakara 261'de biz diyor onlara, kim onlar? Fî sebillâh olana, yani ruhu Allah'ın yolunda olana ve infak edene, Allah'tan fizik vücuda gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurlarını nefsinin kalbine ulaştırarak nefsini infak eden kişiye diyor, bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar mükafatlandırırız diyor. 1'e 700'e kadar bu muhteva artıyor. Peki bunun ötesinde de derecat açısından başka kazancı var mı kişinin? Elbette var. Bu kişi o noktada yeni bir dizayna ulaşıyor. O güne kadar Allah-u Teala onun günahlarını örtmüştü. Burada ise, tabiyet anında ise onun günahlarını bir de sevaba çeviriyor, ona mağfiret ediyor. İşte Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. O cehenneme gidecekler var ama diyor Allah-u Teala, kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de, tabi olursa, böylece mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah onun seyyiatini hasenata çevirir diyor. Bu kişinin nefsi mi nefs tezkiyesine başlamış, günahları sevaba çevrilmiş, bu kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelmiş yerleşmiş, kendi ruhu Allah'a doğru yola çıkmış. Fizik vücudumu
Fizik vücudu nefs tezkiyesi yapıyor. Nefsi infak ediyor. Ve fizik vücutta nefsin afetleri azaldıkça Allah'a teslimi adım adım o da gerçekleştiriyor. Ve böylece 7 ayrı cephede kişi bir tekamülün içine giriyor. Yani mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği an Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet oluyor. Ondan evvel 12 tane ihsan almıştı. 14. basamağa kadar. Burası 14. basamak. Tabiyet ve 7 tane de nimet. Bu nokta son derece önemli bir konunun başladığı noktadır. Nefs tezkiyesinin başladığı noktadır. Allah-u Teala o kişinin kalbini, nefsinin kalbini %100 karanlık kılmıştı. Böyle doğmuştu kişi. Nefsinin kalbi afetlerle %100 dolu olarak. Ve ruhu da vücudundan ayrıldı bu aşamada. Artık nefsinin dizaynı içerisinde ve nefsinin kalbi ilk defa %2 rahmet nuru aldı. Bu noktadan itibaren fazıllar o kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi gerçekleşecek. Her %7 fazıl birikiminde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru 7 kat yolculuk yapacak. Ve 7. katta %49 rahmet, %49 fazıl, %2 rahmetle nurlar karanlıkları aşacak. Burası 2. bölümün sonu. 14. basamak, mürşide ihsanla tabi olanların dizaynı. Bütün sahabe ihsanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş. İhsanla tabiyet, 12 tane ihsan alarak tabiyet demek. Öyleyse 14. basamakta Vel Asr suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. 2. safhası tamamlanıyor. 2. 7 basamak tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki, and olsun ki, innel insane lefî hüsn, insanlar hüsrandadırlar, illellezîne âmenû. Âmenû olanların durumunu birinci saatte anlattık ve aminüs salihat diyor şimdi. Aminüs salihat yapmaya başlayanların durumunu şimdi anlattık. Nereye ulaştırdı bu bizi? Nefs tezkiyesi yaptığımız noktaya ulaştırdı. Birincisi ilk 7 basamağı ihata etti. İkincisi de ikinci 7 basamağı ihata etti. 14. basamaktayız. Tabiyet gerçekleşti ve nefs tezkiyesine yani amülüs salihata, nefsi ıslah edici amellere burada başladık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.